Bir başıma koyup gitme yar. Önümüzde baharlar var. Aldanma. Gel pıs 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 pıs. Pıs pıs pıs. Gel. Gel gel gel. 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 Gel pıs 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 gel. Gel korkutmayın anneciğim. Sevebilir miyim? Sev. Gel pıs pıs de. Gel pıs pıs de. Hadi uzat elini, korkma sakın, bak korkar. Korkuyorsun. Sen de mi seveceksin? Oğlum sen üşütmeyeceksin. Gel pıs 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 pıs. Annem ne? Ba, ba. Gel. Baba.
Gel pis pis pis. Öpücük atıyor toprak. O da orada. Bak geldi. Dur kapatma, gelsin buraya gelsin. Gel. Gel içeri gel, gel. Annem çık gelsin. Kapatalım mı? Çar kedi anneciğim. Gel pis 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 pis. Gel. Gel gel gel. Gel kızım. Gel. 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 Gel koş koş koş. Annem oradan da bir tane hamile kedi geliyor. Bakın arkada. Dur atlıyor geliyor. Gel. Dur birini ona ver, birini hamile kediye ver. Gel. Gel kızım. Şuraya at gelsin. Geldi. Bak. Dur onu başka kediye atacağım. Bekle onu ver. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Gördünüz, izlediniz. Toprağın ateşi vardı. Gece ateşliydi. Ateş düşürücü verdim. Devam ederse zorda kalmadıkça doktora götürmeyi düşünmüyorum. Bir şekilde evde atlatmayı düşünüyorum. Değil mi aşkım? Birazdan toprağı yutacağım. Küçük soğan fidelerim vardı. Onlar böyle şey olmuş. Yeşermeye başlamış. Soğan vermiş. Onları dikeyim dedim ama saksım yok. Küçük leğenim var mutfakta kullanmadığım. Onu şey yapacağım. Altından delerim. Onu beraber dikeriz. Aileyle kalan hafta sonu. Şu an için ödev yok. Biraz birisinde telefon var, birisinde tablet. Bir yarım saat baksınlar. Sonra ders yaparlar. Aktivite çalışırlar. Bu arada kameraya bakayım değil mi? Böyle göstereyim. Çocuklarımın çoğunu bilmiyorsunuz. Çok kanımız kaynıyor. Çok seviyoruz diyorsunuz. Bu Ertuğrul Toprak. İki ismi var. Ben Toprak diyorum. Arada Ertuğrul. Kafanız karışmasın. Bu evimizin en son numarası. Üçüncü numara. Değil mi? 3 yaşında. Ali gel anneciğim. Gel böyle koyayım seni. Bu Ertuğrul. Bu küçük paşa Ertuğrul Toprak. Evet arkadaşlar, bu yakışıklımda ilk göz ağrım Ali. Toprak Ali abisine benziyor. Ali abisinin kobyası, küçüklüğü. Yani bu yakışıklı paşa Ali. Değil mi? Merhaba anneciğim. Merhaba arkadaşlar. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Bu Ali. Evet, bu da ortancı oğlum. Ben gibi ortancı bu da. Bir de ababa. Bu Muhammed Kaan. Muhammed Kaan'ın iki ismi var. Değil mi? Bak buraya mı ablalar seni bir görsün şöyle yakından. Evet, bu Muhammed. Bayağı bir karıştırıyormuşsunuz. Kimisi diyor Ali'yi çok seviyorum. Kimisi diyor Kaan'ı çok seviyorum. Kimi diyor Ertuğrul'u böyle yiyesim geliyor falan. Gerçekten çok teşekkür ederiz ablaları. Abileri. Ali'nin tek ismi var. Bunu söyleyeyim. Böyle ben Özlem, eşimin ismi de Murat. Buradan söyleyeyim. Kedi orada hala bekliyor. Oo, bir sürü kedi var. Camımın kirliliğine bakmayın. Şu köşede bir sürü kedi oluyor. Yarısından çoğu gözüküyor, yarısı gözükmüyor. Bakın. Bir 10-15 tane geliyor. Özellikle hamile hepsi. Mart ayında hamile oluyorlar. Rabbim korusun onları bu soğuğun ayazından. Toprak öpüyor, camlar öpüyor, doyamıyor. Bak kedi şurayı pisletmiş, kedinin burnu gelmiş herhalde. Düşeceksin, gel. Gel. Böyle dikelim sizlerle, daha sonra toprağı uyuturum. Dünden yemeğim var, bir çorba yaparım yanına. Oraları çekmem çünkü toprakla ilgilenmek istiyorum, hasta. Şu an için biraz toprak kendine gelsin diye şimdi soğan dikeceğiz, gel. Gel paşam. Arkadaşlar bu kullanmadığım leğenim vardı. Soğanı buna dikeceğim. Şu altlarından delik açacağım bıçak yardımıyla. Bıçağı hafif şey yapayım. Elime kestirmeyeyim de ısıtıp öyle deleyim.
da. Şöyle de sorular. Hoş geldin Milan, tanıştırayım. Hanımın etek sultanı Sevda Dal. Evet arkadaşlar, bu ödel tort bitki toprağı kullanıma hazır. Bu indirimdeydi, 2,5'a mı öyle almıştım. Tort toprak duyduğuma göre iyi oluyormuş. Şimdi biz toprakla puan gideceğiz. Abileri dikmek istemiyor. Onlar meşgul şu an. Biz toprakla dikeceğiz. Benim oğlum soğan dikip sulayacak, nohutlarını da sulayacak. Değil mi? Ben şimdi buraya toprağı dökeceğim. Toprak oradan bunun içine koyacak. Olur mu? Hı? Buradan koyar mısın? Böyle bir dökelim. Tamam, ben buraya dökeyim. Hadi sen koy. Aa, içinde şey varmış bunun. Şöyle gübreler oluyor ya. Dikerken bu iyiymiş. Bitkileri hemen büyütüyor. Tort yani galiba o olsa gerek. Toprak gerçekten çok güzelmiş. Bu toprağı A101'den almıştım. Varsa alabilirsiniz. Alırken tort toprak alın. İçinde gübresi de var. Eldiven takalım mı eline? Toprak eldiveni takmak istemedi. Ben yapayım. Tamam, öyle mi koyacağım? Hadi koy. Toprak gerçekten çok güzel duruyor. Keşke bilsem yani, iki paket alırdım. Koyalım mı? Al dedim, öyle ekeli. Burada da bir tane poşet gibi şey çıktı. Evet tanecim. Şunlar da gübre mi, tezek mi, ne oldu belli değil. Elim mi pislendi? Tamam, pislensin, bir şey olmaz. Ben sana eldiven tak dedim. Tamam dedi, sonra takmadın annem. Evet, şimdi soğanlarımızı dikelim mi? Tamam, dur. Bu arada altta örtü seyli. Nasıl dikeceğiz? Hadi dik. Şuraya koyalım mı telefonu? Bu arada toprak kabuğunu soydu, kötü kabuğunu. Şurayı şöyle kopartalım. Şöyle hep şey olmuş. Şöyle bir tane köşeye batırdık. Dur. Onu kopartmayacağız. Bak böyle. Gördün? Hadi. Al sen bunu yap. O çıkmayanları yapma. Hadi sen de koy. Bu da ikiz doğurmuş sanki. Hadi koy. Aferin sana toprak. Bu çürümeye yön tutmuş. Bunu atacağız. Bunu buraya mı koymuş benim oğlum? Aferin sana. Biberlerimizi diktik arkadaşlar. Şimdi bir kahve yapıp içeceğim.
Kahve içer misin? Yaşım. Bir de yapayım içerisi. Ya da onu sıcak sarık veririm. Ya bir veririm. O onu içer. Şimdi. Bir saniye, kahve nerede? Bu arada bana diyorsunuz ki Özlem, kahve makinem var, kahve makinesi aldın. Niye kahve makinesinde yapmıyorsun? Tekrar açıklayayım. Tezgahımın üstünde priz yok. Üçlü kablo uzatıyorum. Olmuyor yani. Mutfak küçük oldu mu? Hiç öyle yani orasını düşünememiştim. Aldım. Arada sırada kullanırım. Şöyle bir. Bunun ölçüye biraz büyük oluyor. Yine göstereyim yeni gelen arkadaşlar için. Bu benim vazgeçilmez Türk kahvesi. Yani Osmanlı Dibek Saray kahvesi. Adıyaman kahvecisi tarihi. Damla sakızlı. Mutlaka alıp deneyin. Vazgeçilmeziniz olacak. Ben gerçekten çok seviyorum. Bunun kakaolisi de var ama damla sakızlısı daha bir güzel. Ölçüye çıkıyor içinde. Zaten nasıl yapacağınız üstünde aşama aşama yazıyor. Şunlar normal çay tava. Onları şeyden almıştım. Arkadaşlar. A101'den. Şunlar uyacak mı diye baktım. Uyumadı. Uyumazsa uyumasın. Hiç sorun değil. Bu arada yine bir toprağın ateşine bakayım. Ona tekrar bir şurup vereyim. Uyutacağım birazdan. Buna da bir su dolduruyorum. Şu an aktarıyor suyu. Bu arada Britday su arıtıcından memnun musun diye soruyorsunuz. Gerçekten çok memnunum. Çok güzel arıtıyor. İçin aparat arıtma kısmı tam şekeri bir saniye. İçin arıtma filtresi tam 1,5 ay gidiyor arkadaşlar. Memnunum. Bir de ne kadara aldığımızı soruyordunuz. Tekrar şöyle göstereyim. Benimki mavili. Bunun beyazı da var. Pembesi de var. Hangisini almak istersiniz? Pembesi yeni çıktı. Eşime fiyatını soracağım. Filtresiyle beraber almıştık. 4 filtre, 3 filtre yanında hediyeydi. Bir sorayım. Hemen şunu ocağa koyayım. Fiyatı 160-170 mi? Ya da daha mı fazla, indirimdeyken aldı eşim. İndirimlere bakarak alabilirsiniz. Carrefour'da da falan var, Form İstanbul. Sizin orada nerede satılıyorsa, hangi mağazada, oradan temin edebilirsiniz. Şöyle şöyle sileceğim. Kahvemi bir güzel karıştırdım. Bir daha da karıştırmayacağım. Kısık ateşte pişireceğim. Canlar, şöyle kahvemi hazırladım. Birini az koymuştum. Fark etmiştim. Aynen öyle oldu. Şimdi eşimle içeceğiz. Bize afiyet olsun. Sohbet eşliğinde. Hadi içelim. Arkadaşlar benim kediciğim orada bekliyor. Çocuklar buhardan cam leş gibi olmuş. Bu da bekliyor. Bak çağıracağım, gelecek hemen. Gel pıs pıs pıs. Gel. Bakın geliyor. Yaylanışına bakın. Şimdi oradan oraya atlayacak. Gel. Gel. Pıs pıs pıs. Bakın atlayacak. Bir hamlede bulunacak. Gel. Gel. Pıs pıs pıs. Gel. Kamerada gözü. Anne bundan çıkacağım. Gel. Kamera var ya, gelmiyor. Seni gidi seni. Gel. Bakın atlayacak. Bir hamlede bulunacak, atlayacak. Gel. Şöyle kapatıyormuş gibi yapayım. Şimdi atladı. Seni yayamaz seni. Gel oraya, soğan ektim. Gel. Gel böyle gel. Tüylerine bakın. Pamuk gibi pamuk. Şöyle yakından göstereyim mi? Çok tatlı. Çok tatlı rengi var. Gel.
Evet arkadaşlar, kedi gelip gidiyor. Daha sonra eşim de bebek kahve istemedi. Vitamin istiyor, boğazım hafif şey dedi. Ona vitamin yapacağım. Daha sonra çocuklara da salep yaparım. Salep içsinler, toprağa iyi gelir. Şurada hemen kahvemi izninizle yudumlayacağım. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. O kadar güzel, iyi niyetlisiniz ki. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? İyi, güzel. Rabbim sizlere de nasip etsin. Bunu diyorum. Çoğu arkadaşımız ev sahibi olmak istiyor. İnşallah Rabbim en kısa zamanda ilk önce sağlık versin. Sonra hayırlı ev, hayırlı komşular nasip etsin. Hayırlı işler nasip etsin. Bunu söylüyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Rabbim de sizlere etsin. Çok güzel mesajlar alıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Arada olumsuz kırıcı yorumlar alsam da hiçbirini takmıyorum. Bu arada artık hiçbirine değinmeyeceğim. Böyle karar aldım. Ne böyle kötü yorumlarla sizi üzeyim ne kendimi üzüleyim. Sadece silip geçeceğim. Arada da silmeyeceğim. Dursun, kendisi utansın yazanlar. Böyle hemen kahvemi içeceğim. Toprakla ilgilenmem gerekiyor hasta. Sizi vlogsuz bırakmamak adına. Bugünlük böyle çektim. Kısa mini çektim. Videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum. Bunu da buradan belirteyim. 11 dakika, 15 dakika ideal arkadaşlar. Çok uzun video tutup da böyle dakika başı sarıp sarıp değil de İzlemesi zor oluyor gerçekten. Bazen ben de vlogger arkadaşlara bakıyorum. Çok uzun olduğumu böyle atlat atlat izliyorum. Sıkılıyor insan. En güzeli kısa olsun diyorum. Umarım inşallah siz de tamam dersiniz. Arada böyle 16-17 dakikalık da gelebilir, onu söyleyeyim. Ama böyle 20 dakika 25 dakika bence uzun gibi. Bu arada kameraya konuş, bazen biz seninle konuşuyoruz diyor. Karşılıklı konuşuyoruz diyen takipçilerim var. Herhalde inşallah şuraya doğru bakıyorumdur. Böyle çocuklarla evde karantina günümüz nasıl geçiyor? Sabah kahvaltı tabağımızı falan çektim. Ve ayrıyetten bazı arkadaşlarımız bana kızıyor. Bazı birkaç tane sadece. Şu yönden yani arkadaşlar. Hem çok arkadaşlar dememden bir de ayrıyetten arkadaşlar kelimesine dikkat etmeye çalışacağım. Fazla kullanmamaya özen göstereceğim. Bir de ay neydi unuttum. Arkadaşlar kelimesine kızıyorlar. Bir de şeydi ya. Bak aklımdaydı, uçtu. Bir düşüneyim dur. Hah, geldi. Ay bir an vallahi aklımdan çıktı gitti. Yorum yapıyorlar. Yorumlarına çok çabuk cevap vermemi istiyorlar. Sizler de haklısınız. Ama malum evde 3 küçük çocuğum var. Evin işiydi. Anca oturup vakit. Ya sabah erken saatten verebilirsem veriyorum kahvaltı yaptıktan sonra. Çoğunlukla akşamüstü saat 10, 10.30, 11 arası veriyorum. 1-2 gibi. O zaman yorumlara dönüyorum arkadaşlar. Arada sırada da eğer özel bir şeyse hemen veriyorum. Bunu buradan belirteyim. Eğer işim yoksa, meşgul değilsem. Yorumlara niye dönmüyorsun diye kızmayın lütfen. Elimden geldikçe dönmeye çalışacağım. Eski attığım videolarıma da çok yorum geliyor aşırı şekilde. Onlara da dönmem gerekiyor. Böyle otur bayağı şey yapıyor beni. Dediğim gibi hemen veremiyorum. Özellikle akşam saatleri veriyorum. Akşam saatleri çocuklar uyumuş oluyor. Ben de müsait olmuş oluyorum. Bilgisayardan şey yapmadığım için telefondan veriyorum. Telefondan da yazılar çok küçük oluyor. Yazması falan bazen hata, otomatik yanlış yazıyor. Bunu da buradan belirteyim. Böyle bugünlük benden bu kadardı. Toprağıma dua edin. Bir an önce iyi olsun Ertuğrul Toprak. Böyle bazı kelimeleri gerçekten de telaffuz etmekte yanlış çıkartabiliyorum. Bazılarına dilim dönmüyor. Bazılarını da gırtlaktan sanki kelimeleri şey yapıyor. Truit böyle yükseldikçe benim konuşmamı tetikliyor. Bunu buradan söyleyeyim. Böyle bu arada Kaan geldi. Gel. Benimkiler kahveye bayılıyor. Ali dibini yiyor. Bana çekmişler. Ben de pek vermiyorum açıkçası. Böyle bir iki tane bir yudum bir yudum. Tamam gel dökersin alayım. Tamam. İçeceğim. Tamam burada.
Böyle hemen kahvemi içeyim, toprakla ilgileneyim. Bugünlük bizden bu kadardı. Vloglarımı izleyip beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, özellikle emoji dahi olsun bol bol yorum yapın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.